öncelikle Elazığ hakkında küçük bilgiler verelim. Bu tarihi şehir eski dönemlerde birçok farklı isimle anılmış. Harput, Mamuretül Aziz, Elazık bunlardan bazıları. 574 bin toplam nüfusa sahip Elazığ, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu ve Sivrice Elazığ'ın ilçelerini oluşturuyor. Tarihi 4000 yıl öncesine kadar uzanan Elazığ, Urartu, Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlılara ev sahipliği yapmış, burayı mesken tutan her uygarlıkta Elazığ'ın tarihine paha biçilmez eserler bırakmış. Elazığ'da neredeyse her girdiğiniz sokakta farklı dönemlerde olduğunuzu hissediyorsunuz. Kente girişte sizi Belek Gazi Destanı'nın sahibi, Harput Türkmenlerinin Gakkoşlerin atasıdır, Balak Gazi Şah'a kalkmış atıyla bizi karşılıyor. Belek Gazi'ye selam durup, Elazığ gezimizin ilk durağı, Elazığ'ın eteklerine kurulduğu Harput Kalesi'ne geçiyoruz. Kaynaklara göre kale, M.Ö. 8. yüzyılda Urartular tarafından inşa edilmiş. Daha sonra Persler, Part, Roma, Sasani, Bizans ve Abbasiler arasında büyük mücadelelere sahne olmuş ve 11. yüzyıla kadar Bizans hakimiyetinde kalmıştır. Kale, Artuklu Bey'i Belek Gazi'nin ve Selçuklu Bey'i Alaaddin Keykubad'ın hükümet merkezi olmuş, Harput bölgesi ve kalesi 1515 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresine alınmıştır. Harput Kalesi'nden Anadolu'nun en eski eserlerinden biri olan Ulu Cami'ye geçiyoruz. Cami 1156-1157 tarihinde Harputlu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından yaptırılmıştır. Ulu Cami'nin eğri minaresi hakkında çeşitli söylemler var. Kimilerine göre kalın gövdeli ve gittikçe daralarak inşa edilen bu minare bir şekilde eğri yapılmış. Diğer bir kesime göre ise yaşanan bir deprem nedeniyle minarede böyle bir hasar meydana gelmiş. Ama sebebi ne olursa olsun bu camiyi çok önemli bir hale getirmiş. Cami ilk yapıldığında minberi abanoz ağacından imal edilmişti. Bu minber günümüzde Kurşunlu Camii'nde bulunuyor. Kurşunlu Camii demişken isterseniz hemen göz atalım. Burası Harput'ta Osmanlı devri camilerinin en güzel örneklerinden biridir. 1738-1739 yıllarında Çar Sancak Beylerinden Osman Ağa'nın yaptırdığı sanılmaktadır. Kubbelerinin kurşunla kaplı olması nedeniyle bu ismi almıştır. Ahşap mihrap az önce de söylediğimiz gibi Ulu Cami'den getirilmiştir. Şimdi de Elazığ'ın bir başka kültür hazinesi olan Sara Hatun Camii'ne geçiyoruz. Camiyi 15. yüzyılda Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun'un ahşap olarak yaptırdığı sanılmaktadır. Yapıyı 1585'te 3. Murat döneminde Hacı Mustafa onartmıştır. 1843'te Abdülmecid döneminde ise Harput Müftüsü Hacı Ahmet Efendi yeniden yaptırmıştır. Thank you.
Elazığ turumuzda sıra Arap Baba Türbesi'ne geliyor. Türbe, Selçuklu hükümdarlarından 4. Kılıç Arslan'ın oğlu 3. Gıyasettin Keyhüsrev zamanında inşa edilmiştir. Minaresi dıştan türbe ile mescidin tam orta kısmına gelen bölümde yapılmıştır. Türbenin alt kısmında halk arasında Arap Baba diye anılan mumyalı bir zat bulunur. Arap Baba ile ilgili çeşitli rivayetler anlatılmaktadır. Bir tanesi şöyledir. Harput ve yöresine bir yıl yağmur yağmaz. Kuraklık ardından kıtlık kapıya dayanır. Halk perişandır. Bölge halkından bir kadın rüyasında Arap Baba'nın başının kesilerek dereye atılması halinde yağmur yağacağını görür. Önceleri dikkate almaz. Ancak üst üste aynı rüyayı görünce bunu yapar ve kesik başı dereye atar. Yağmur yağar ama ne yağmur? Harput'u sel basar. Aynı kadın bu kez rüyasında kesik başın yerine konması halinde yağmurun duracağını görür. Bunu da yapar ve yağmur durur. Bu olay üzerine kadın yakalandığı hastalık nedeniyle büyük acılar çeker ve ardından da ölür. Elazığ, eski adıyla Harput, yüzyıllardır farklı dinlere ve kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Kentteki en önemli kültürel mekanlardan biri Meryem Ana Kilisesi'dir. Harput Kalesi'nin doğusunda yer alan kilise, kayalıkların içine gömülmüş gibidir. Meryem Ana Kilisesi, Kızıl Kilise, Süryani Kilisesi ve Yakubi Kilisesi adlarıyla da anılmaktadır. Meryem Ana Kilisesi, dünyanın önemli kültür miraslarından birisidir. Elazığ, çevresini saran göllerle su turizmi için önemli bir noktadır. Merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Hazar Gölü, halkın yoğun olarak kullandığı bir noktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kendine has plajları olan, su sporları ve balık avcılığı da yapılan göl, günün her saatinde değişik görünüm kazanarak mavinin ve yeşilin her tonunu gösterir. Suyu berrak, sodalı ve tuzsuzdur. Gölde ayrıca elektrik üretimi de yapılarak ekonomiye katkı sağlanır. Hazar Gölü'nü çevreleyen Hazar Baba Dağı, kış aylarında birçok turist ağırlıyor. Buradaki kayak merkezi, Aralık-Mart döneminde elverişli koşullarıyla gelişmekte olan bir kış turizm noktası durumunda. Türkiye'nin en büyük barajı olan Keban Barajı da Elazığ için son derece önemli. Fırat Nehri üzerine kurulan Keban Barajı, çevresindeki turistik tesisleriyle balıkçılık ve su avcılığı, su sporları gibi birçok aktivite yapılıyor. Bölge halkına ekonomik açıdan zenginlik katan Keban Barajı, ayrıca mesire yeri olarak da tercih ediliyor. Doğu Anadolu'nun geçiş noktalarından olan Elazığ'da ekonomi ağırlıklı olarak sanayiye dayanmaktadır. Mesela dünyada eşi benzeri olmayan Elazığ vişnesi olarak bilinen Elazığ mermeri bölgenin önemli bir ekonomik kaynağı durumunda. Bu mermer Kabe'de ve Beyaz Saray'ın inşasında sıklıkla kullanılmış. Elazığ'da yeniden şehir merkezine dönüp günlük yaşamın içinde biraz dolaşalım isterseniz. Kent merkezi eskiyle yeniyi, gelenekselle moderni birlikte harmanlamayı başarmış haliyle bize huzur veriyor. Eski Elazığ'da halkın büyük kısmı el sanatlarıyla uğraşıyor. Halı dokuma, bakırcılık, semercilik, kasketçilik geleneksel el sanatlarından bazıları. Elazığ'ın mutfağı da son derece zengin. 150 çeşitten fazla yemek bulunan Elazığ mutfağının vazgeçilmesi tulum peyniri. Ayrıca peynirli ekmek, pesüde, kellecoş, harput köfte ve pirpirim Elazığ'da mutlaka tatmanız gereken yiyecekler. Yemeğin ardından Çırçır Şelalesi'ne de mutlaka gidin. Burada eşsiz manzara eşliğinde çedene kahvesini de denemeden Zeytinburnu'na dönmeyin.
Elazığ denince aklınıza mutlaka çayda çıra ya da mumlu oyun da gelir. Eskiden sadece kadınların oynadığı, şimdilerde ise kadın ve erkeklerin birlikte oynadığı çayda çıra, nanay adı verilen türkü eşliğinde icra edilir. Tarihi, kültürü, eşsiz güzellikleri ve güler yüzlü insanlarıyla Elazığ'ı çok sevdik. Yeşilin her tonuyla bezenmiş ağan, yeraltı zenginlikleriyle ünlü Alacakaya ve maden, Kerbela'ya dayanan tarihiyle Arıcak, tarih öncesi dönemlerden günümüze miras kalan güzellikleriyle Baskil, Kovancılar ve Palu, Türkiye'nin gururu barajıyla Keban, Hazar Gölü kıyısındaki eşsiz cennet Sivrice ile Elazığ hafızalarımıza kazındı. Gönlümüz Gakkoşlar diyarında, gözümüz ufukta Elazığ'a veda ediyoruz. Yeniden burada olabilmek dileğiyle.